Ankara'dan haberleri yeniden veriyorum. Sesimi duyuramamışım sanırım. Saat 12'de Ankara Barosu'nun çağrısıyla adliye önünde bir araya gelen yaklaşık 2000 avukat faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti. Daha önce benzer yürüyüşlerde kaldırımdan yürüyen avukatlar bu defa Atatürk Bulvarı'na çıktı ve yolu kesti. Ankara Barosu Eğitim Merkezi önüne gelindikten sonra baro yetkilileri yürüyüşü sonlandırmak istedi. Fakat avukatlar Kızılay yürüyüşlerinde ısrarcı olduklarını göstererek baro yetkililerinin barikatını aştı. Taksim'den durumu yeniden özetleyeyim. Gezi Parkı'nda sakinlik hakim. Direnişçiler temizliklerini yaptılar. Yine pırıl pırıl hale getirdiler. Burada yüz binlerce kişinin olduğu zamanlarda dahi yerde izmarit bulamıyordunuz. Çünkü direnişçiler kendi yaşam alanlarını yeni bir hayat kurarken yaşam alanlarını da istedikleri gibi, hayallerindeki gibi kurmaya çalışıyorlardı. Biraz önce belediye görevlileri de, belediye işçileri de geldiler burada. Onlara destek attılar ve hep birlikte dayanışma içerisinde alanı temizlediler. Diğer illerden haberler verelim. Samsunlular 19'da öğretmen evi önünde buluşarak Çiftlik Caddesi Akbank önüne yürüyecek. Bu da onlar için bir klasik oldu. Niğdeliler bugün saat 19'da Kent Meydanı'nda buluşacak. Niğde günlerdir sayısı artarak buluşmaya devam ediyor. En başta yaklaşık 50 kişiyle başlayan yürüyüşler, eylemler şimdi yaklaşık 500 kişiye ulaştı ve Niğde direnmeye devam ediyor. Direndikçe de büyümeye devam ediyor. Mersin'de bugünden itibaren her gün Barış Meydanı'nda atölye faaliyetleri yapılacak. Mersin Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle Tayyip Erdoğan'ı muhabbetle karşılamıştı. Ama biz biliyoruz ki öyle olmamıştı. O sırada Tayyip Erdoğan konuştuğu sırada stadyumda binlerce kişi yürüyüş yapıyordu. Atölye faaliyetlerinin başlayacağı Barış Meydanı'na doğru Mersinlilerin Tayyip Erdoğan'a öfkesinin büyük olduğunu biliyoruz. Her zamanki gibi Tayyip Erdoğan'ın yalan söylediğini de biliyoruz. Öbür taraftan bize tweet atmaya devam ediyor takipçilerimiz. Onlara da bir kulak verelim diyelim. Bize uyarmışlar teknik sorunlar konusunda. Hallettik neyse ki. Çapul TV'nin Hitler yayınını seyreden var mı? Böyle zeka var mı ya demişler. Bir Ezgi Kılıççı isimli takipçimiz tekerlekli sandalye ile kaçmaya çalışan insana tazyikli su sıkan polis sabah molotof atanlara ne yaptı diye sormuş. Biz de biliyoruz ki burada bir tiyatro var. Bugün başbakanla yapılacak görüşmelere katılacak temsilcilerin kim olduğundan bahsedilmeyecek mi diye sormuş bir takipçimiz. Bugün Başbakan'la Taksim Dayanışması'nın bir görüşmesi yoktur. Tayyip Erdoğan kendince uygun bulduğu isimlerle Hülya Avşar, Necati Şaşmaz, Hasan Kaçan gibi kendince uygun gördüğü isimlerle görüşmeyi çalışmış olabilir. Böyle bir talepte bulunmuş olabilir. Ama Taksim Dayanışması'nın taleplerini iletecek inisiyatif bunlar değildir. Taksim Dayanışması'dır. Burada seçilen heyettir. Heyet daha önce Bülent Arınç'a taleplerini iletmişti. Bülent Arınç da onları almıştı. Biz bunları aldık demişti. Hatta kendisi ifade etmişti. Aldık demişti. Fotoğrafları da vardı heyetin görüşmesiyle ilgili. Ama ardından o sırada Türkiye'de bulunmayan, çünkü ülkesinde hiçbir karışıklık olmayan Tayyip Erdoğan daha sonra bize böyle bir talep gelmedi demişti. Ama biz taleplerimizi yineliyoruz. Dört tane talebimiz var Taksim Dayanışması'nın ve Türkiye'de direnen herkesin dört talebi var. Onu yeniden yeniden tekrar ediyoruz. Ve öncelikle şunu söylemek zorundayım. Taksim Dayanışması'nın çağrısı şudur. Ya desteğe ihtiyacımız var. Destek olmak isterseniz eczanelerden astım ilacı, Talsit getirebilirsiniz. Gaz maskesine ihtiyacımız var. Gözlüğe ihtiyacımız var. Ve en çok, daha çok sağlık çalışanına, doktora, hemşireye ihtiyacımız var. Çünkü Vali Mutlu'nun dediklerine güvenemiyoruz. Kendisi müdahale olmayacağını söylemişti. Ama müdahale olmayacağını söylediği anda bizim tepemize gaz bombaları yağıyordu. Arkamızda pek çok kişi yaralanıyordu. Sedyeler taşınıyordu. Ses bombalarının arasında Taksim Meydanı'nda bunu söylemişti Vali Mutlu. Penguenler de bunu nasıl gösterdi bilemiyoruz. Ama biz direnişin içinden bir kanal olarak direnişçilerin sözünü söylediği
kanal olarak tüm bunların seslerini de duyurmaya çalıştık. Taleplerimizi de yinelemeye çalışıyoruz günlerdir. Bir halk vatandaşı isimli takipçimiz, sanatçılarla görüşse ne olacak ki, önemli olan Gezi Parkı'ndan biriyle görüşmesi demiş. Elbette ki öyle. Sanatçılarla görüşmesi, kendi seçtiği isim, sanatçılar demeyelim de Tayyip Erdoğan'ın kendi seçtiği kişilerle görüşmesi Taksim Dayanışması'nın inisiyatifini kıramayacaktır. Çünkü buranın tek bir inisiyatifi var. O da Taksim Dayanışması ve en başından beri burada olan insanlar. Bunun için de biz buradan en azından seslenelim. Kendilerine Tayyip Erdoğan tarafından teklif edilen, görüşme teklifi edilen insanlara seslenelim. Ne olur? Buradaki inisiyatifi kırıcı davranışlarda bulunmayalım. Daha önce temaya başbakan talepte bulunmuştu, görüşme talebinde bulunmuştu. Ama tema bunun doğru olmayacağını, buradaki inisiyatifin Taksim Dayanışması olduğunu söylemişti. Greenpeace de aynı talebe polis şiddeti durmadan görüşmelerin olamayacağını söylemişti. Burada polis şiddeti görürken insanlar görüşmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Bunun için de dünden beri sosyal medyadan, başbakanın baş belası dediği sosyal medyadan valiye sesleniyoruz. Polisi çek diyoruz. Etiketimiz bu, hashtagimiz bu. Polisi çek diye valiye sesleniyoruz, Vali Mutlu'ya. Bize Twitter üzerinden merhametle, sevgiyle, şefkatle, çeşitli şirinliklerle seslenmeye çalışan ve size müdahale etmeyeceğiz dediği anda dahi müdahale eden Vali Mutlu'ya polisi çek diyoruz. Şu anda AKM'de bayrak asıp vatan sana canım feda diye bağıran ve yüzlerce insanın yaralanmasına, 3 kişinin ölmesine neden olan polisi çek diyoruz. İtalya'dan direnişe destek göndermiş Onur Gürtekin. Bir de fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ederiz. İtalya'ya selam olsun. Diren İtalya diyelim biz de. RedHack bir şey yapamaz mı bu oy çalma konusunda diye sormuş birisi. RedHack'in inisiyatifi tabii ki, bilemeyiz Çopul TV olarak. Vali istifa etmedi mi? Bu ne onursuzluk demiş. Biz de yineleyelim. Bütün vicdan sahibi AKP'lileri, bütün onurlu AKP'lileri, hala onurlu AKP'liler varsa onları istifa etmeye çağıralım. Burada dün yaptığımız röportajlarda pek çok AKP'ye oy vermiş kişi demişti ki biz AKP'ye oy verdik, pişmanız. Çünkü biz onun demokrasi getireceği vaadine inanmıştık ama gördük ki demokrasi burada yok. Asıl demokrasiyi direnişçiler burada kendileri kurdular. Buradaki demokratik ortamı biz günlerdir yaşadık, tadına baktık, başka bir hayatın mümkün olduğunu görmüş olduk. Kurduğumuz yaşamla, burada direnişçilerin kurduğu yaşamla başka bir hayatın mümkün olduğunu gördük. Bize bir yandan tweet atmaya devam ediyor takipçilerimiz. Konuğumuz mu var? Buyurun, buyurun sizi alayım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Revir'den mi geliyorsunuz? Evet, Revir'den geliyorum. Bize anlatacağınız şeyler var, duyurmak istediğiniz. Çok şey var. Buyurun dinleyelim. Siz sorun, bir söyleyelim. Öncelikle soralım, Revir'de neye ihtiyaç var? Şu anda Revir'de koruyucu maske, gözlük, kask ve şu anda acil oksijen tüpü aparatıyla beraber. Şu anda diğerler hepsi ihtiyacımız yok. Peki burada bize soruyorlar, il dışından ve yurt dışından soruyorlar. Nasıl ulaştırabiliriz bunları diyorlar. Ya buradaki en yakın bir akrabalarından aracıyla ulaştırabilirler yani. Onun haricinde ulaştıramazlar. Peki. Ufak bir panik ortamı var. Peki yaralıların durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anda 500, dünkü olayda 526 yaralı, 3 tane ağır vaka, işte bunun içinde kalp krizi dahil 46 kişi de ağır vakaya yakın insan hastane sevk oldu. Ağır vaka dediniz? Yani ağır vaka, yani işte burasına gelen, ayağı kırılan, kolu kırılan, polisin atmış olduğu gazdan dolayı nefesim daraldı, kalbim sıkıştı, asker hastaneden saat 4'e çeyrek vardı. Asker hastaneye kaldırmışlar.
Sabahleyin tekrar çıkış yaptım. Kalp sıkışması oldu. Şu anda normal hayata devam ediyoruz. Ama biz bu reviri kurarken bir masa olarak kurduk. Biz kendimiz normalde oyuncuyuz yani. Tiyatro oyuncuyuz kendimiz. Kuruluşundan beri oradayız. Biz arkadaşlarla mücadele ederek kurduk ama biz burada anayasal haklarımızı koruyoruz. Devletin bize vermiş olduğu anayasal haklarımızı biz bunları koruyoruz. Bunlar için buradayız. Biz potansiyel suçlu değiliz ki. Başbakanın açıkladığı gibi %50 potansiyel suçlu. Efendim %50 kendi halkımız. Öyle bir şey var mı ya? Biz İran'dan mı geldik? Rusya'dan mı geldik? Nereden geldik? Suriye'den gelenlere kucak açıyorsun. Kendi vatandaşın burada anayasal hakkı için burada bir eylem yapıyor. Bunun üstüne her şeyi yapıyorsun yani. Ne diyebilirim ki? Elbette yoksul Suriye halkının da haklarına saygı duyuyoruz değil mi? Saygı duyuyoruz tabii, ne demek yani. Biz herkese kucak açmışız yani. Osmanlı'dan beri, Selçuklu'dan beri herkese kucak açmışız. Kim darda kaldıysa ona kucak açmışız yani. Niye? İki gün önceki vali düzgün bir açıklama yaptı. Halkı kucaklayan bir açıklama yaptı. Biz validen o açıklamayı bekliyoruz. O samimiyetteki valinin tekrar açıklamasını istiyoruz. Söz verdi dün. Müdahale etmeyeceğim dedi. Niçin müdahale etti? Şimdi vali bey'e soralım. Valinin inandırıcılığı kaldı mı? Bana göre Türk basının da inandırıcılığı kalmadı. Bazıları hariç. Şu anda cesaret insanlar göremiyorum. Mesela siz, Halk TV, sizlerde bir cesaret var. Ama bizim gerçek basınımız susuyor ya. Niye susuyorsun kardeşim? Aslında gerçek basın biziz değil mi? Halk, buradaki direniş. Evet, halk. Halk. Halk bizleriz ya. Gerçek basında biziz yani. Onlar sınıfta kaldı. Kusura bakmasınlar yani. Peki onlara bir mesaj iletelim penguenlere. Ne dememi istiyorsunuz? Biz çiçekler gibi açtık, parkta bekliyoruz onları. Ama onlar bize gazdan gelmesin. Güllerle gelsin. Biz de onlarla sümbüllerle gelelim. Biz burada bütün parkın içinde olan arkadaşlar, kardeşlerimiz, başka illerden gelen bütün dostlarımız, biz potansiyel suçlu değiliz ya. Anayasal haklarımızı burada, biz bunu savunuyoruz. Bizim hakkımız. Peki Tayyip Erdoğan da her konuşmasında derken de biz anayasaya dayandık dedi. En çok buradaki öfkenin birikmesinin nedeni de böyle bir şeydi. Son bu düzenlemeydi. Şerefine Tayyip sloganlarıyla burada insanlar konuştu. Biz de dedik ki arkadaşlarımıza, hani o içkiler içmesin diyorlar ya, biz de arkadaşlarımıza dedik ki içmeyin arkadaşlar. Ayakta kalın, zinde kalın, içmeyin. Bu olay bitinceye kadar bizler yemin ettik. İçenleri de artık içmiyoruz. Ama inadına ondan sonra içeceğiz yani. Doğru mu? Kazandıktan sonra. Biz bir ülkenin savaşını kazanmıyoruz ki. Bizim şu topluma bakın, İstanbul'da yeşil alan mı kaldı ya? Allah aşkına, tarihi bir park var. Bir yeşil alanımız var. Bunu da elimizden mi alacaklar yani? Doğru değil mi? Peki bu bir 3-5 ağaç meselesi mi? Ona göre 3-5 ağaç meselesi ama Tayyip Erdoğan'ın hesap makinesi bozuldu. Bundan sonra her yapacağı yanlışla hesap makinesi bozucuları karşısına çıkacak. Bundan sonra kendine çeki düzen versin, söylemlerini düzelsin. Buradan bizim hastaneye giden arkadaşlarımızdan tutuklamalar olmuş. Hiç önemli değil. Burada herkes tutuklasalar ne olur? Gözaltılar olmuş. Gözaltı olmuş yani. Geride binlerce var. Çünkü biz terörist değiliz ya. Biz halkız. Halk ne kadar tutuklasan o kadar bizim taraftarımız olur. Ne kadar tutuklasan halk yanımızda olur. Biz yine de söylüyorum üstünü başa başa, herkes aklını başına alsın, sakin olsun, sağduyuyla bu işi çözelim. Aslında bugüne kadar da aslında bu direniş 16 günlük bir direniş değil. Bugüne kadar da tutuklamalar sürüyordu, avukatlar tutuklanıyordu, gazeteciler tutuklanıyordu, sanatçılar tutuklanıyordu. Bunun biriken öfkenin bir sebebi olduğunu düşünüyor musun? Valla Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Niye biliyor musun? Bizi kenetledi. Bizim yeni kardeşlerimiz oldu. Yeni dostlarımız oldu. Çünkü niye biz terörist değil ki, yeni silah arkadaşlarımız demiyorum. Yeni dostlarımız, yeni kardeşlerimiz oldu. Biz şu anda kenetlendik. Herkes halka da bir parça oldu. Hepimiz halkayı ekleye ekleye şu anda gittik. Düşünebiliyor musun? Yunanistan'da 50 bin kişi yürüyor. Kimin için yürüyor? Türkiye için yürüyor. Dünyada bizim için bir sürü destekçiler var. İsten inansın, onlar isten inanmasın. Biz her zaman yapacağı yanlışın karşısındayız. Ama
anayasal çerçevede karşısındayız. Biz eylem yani bir ona bir silah kullanarak farklı potansiyel olarak değil, anayasal çerçeve içinde biz ona her zaman karşıyız. Peki Tayyip Erdoğan'a seslenelim mi? Ya o kendi kendine sesleniyor zaten. Bizim ona seslenmemize gerek yok. Bu sefer ulusun Tayyip'e sesleniş olsa? Uçaktan inerken başa konuşuyor, binerken başa konuşuyor. Yere indiği zaman başa konuşuyor. Bir de bizim karşımızda konuşsun. Gelsin mi Tayyip Erdoğan buraya? Konuşsun mu burada? Konuşsun yani. Biz kimseyi taşlamayız. Biz, gelir konuşursa biz ona çiçek veririz ya. O bize kaz verdi ama biz ona çiçek veririz. Her kazdan bir çiçek doğdu. Bakın bu Taksim nedir biliyor musunuz? Ben size açıklayayım mı? Biz bir ağacız. Bu gördüğünüz yapraklar da ağacın her bir yaprakları da buradaki halktır. İstediğin kadar dök yine filizleniriz. Yine yeni filizler doğar. Bu Taksim'in olayı da budur. Biz bir ağacız, halkız. Bizim simgemiz bu görmüş olduğunuz ağaçtır. O üzerindeki dallar da halktır. İstediğiniz kadar rüzgar döksün, yine bir filiz, yeni dallar yeşeririz yani. Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde diye bağıralım. Tabii biz halkız, yeniden doğarız. Ama ne olur, ne olur insanları tahrik etme, söylemeyi düzelt. Bizler sizinle konuşmaya hazırız. Onun için burada bekliyoruz. Peki Tayyip Erdoğan gelse burada ne konuşur sizce? Benim birkaç fikrim var. İspanya'daki başörtülü kızlarımız siyasi partisinin kapatılması ve cezaevinde çok düşünecek vaktinin olması. Hani diyor ya 3-5 tane ağaç. Sorsanız da siz 3-5 tane ağaç. Osmanlı zamanında bir tane ağacı kestiğin zaman sizi büyük yargılıyorlardı biliyor musunuz? Bir ağacı kesmenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama diyor ki 2 milyar 800 milyon bir takım sayılar veriyor böyle ağaç diktik diyor. Kendisi çok çevreciymiş, daniskasıymış. Dikmiştir, doğrudur. Ama dikilenleri kesme. Diktiğin doğrudur, dikilenleri kesme. O zaman niye ağaç dikiyorsun? Madem kesilecektiğini için dikiyorsun. Kesme o zaman. Hazır büyümüş ağaçlar var burada. Kesmeye gerek var mı? Doğru değil mi? Biz de ona böyle diyoruz. Bak güler yüzüyüz, sempatiyiz. Akşam kalp krizi geçirdik. Sağ olsun yine ayaktayız. Bugün 17. Bu geceden sonra 18. Devam ediyoruz. Ama anayasal çerçevede devam ediyoruz. Bu direniş nasıl sürersiz? Bu direniş nasıl sürebiliyor musun? Biz devam ediyoruz. Kimseyi taşlamadan, kimseye kaz atmadan, kimseye plastik mermi atmadan devam ediyoruz. Onlar atmaya devam etsin. Onlar attık başına bir çoğalıyoruz. Yerin toprağın altından karıncalar çıkar binlerce. Onlarda bir köprü yoktur biliyor musun? Kendileri halka yapar, köprü yapar. İnsanlar üzerinde yürür. Bakın biz istediğimiz zaman köprü yapabiliriz. İstediğimiz zaman üzerinde yürüyebiliriz. Dağılırız, 5 dakikası yine toplanırız. Ya biz farklıyız. Peki şu anda bazı söylentiler var. İstanbul'da olmayanlar şöyle düşünüyor. Gezi Parkı'nda direniş dağıldı. Çok az kişi varmış. Hatta kimse yokmuş. Dağılmış. Onlar şu anda bizi görüyorlar. Gezi Parkı'nın içinde olduğumuzu söylüyoruz biz deminden beri ama belki biz yalan söylüyoruz. Siz anlatır mısınız? Şu anda herkes Gezi Parkı'nın içinde. Polis yanaşıyor. Yaklaşıyor. Dün ben bir şeye gözlerime şahit oldum biliyor musunuz? Kaldırımın kenarında, revinin orada polisler arkadaşlar konuşuyordu. Akşam aynı polisler bize kaz attı. Düşünebiliyor musun? Onlar da emir kulu. Biz onlara bir şey demiyoruz ki onların başındakileri diyoruz. Siz sakin olun ya. Siz sakin olun. Lider dediğin insan bir işi çözecekse sakinlikten çözer. Sağduyuyla çözer. İnsan askıyla çözer. Buradayız. Vicdan sahibi polisler varsa onlara seslenirim. 8 ay, 8,5 ayda doğmuştur. 9 ay 10 günde doğmuştur. Hepimizi anne doğurdu. Şurada kalbi yüreği insan varsa herkes sağduya davet ediyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın yüreği yok mu? Yüreği var da bir türlü beynindeki
konuştuğunu geri dönemiyor, geri adım atamıyor. At arkadaş. Neden atamıyor? Bazen özür dilemek bile bir erdemliktir. Biz hatamız varsa özür diliyoruz. Bedelimiz varsa da aslanlar gibi gider çekeriz. O da aslanlar gibi çıksın, özür dilesin haktan. Niye özür dileyim ki diyor, ben kimseye bir şey yapmadım. Zaten orada 3-5 çapulcu var. Ben zaten ağaç diktim. Üstelik de cezaevinde yattım diyor. 3-5 çapulcu dediğin insan, 150 diyor bize oy veren var, 150 bize oy vermeyen var. Biz bunlarla üstünüze geliriz diyor. Yani o söylemle, bu söylem doğru mu sizce? Bu söylem doğru mu? Bu söylemden dolayı gitmeyen kitle var burada, biliyor musun? Kitle daha çoğalıyor. O söylemeye devam etsin. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Biz aslanlar gibi duruyoruz. Aslanlar gibi de direnmeye devam ediyoruz. Siz buradasınız. Çoğu zaman televizyon izleyemiyorsunuz muhtemelen ama. Bir şey var. Bütün dünyadaki basınlar, her basına konuşuyoruz. Kimliğimizi saklamıyoruz. Buradayız. Deşifre olduk. Hiç sıkıntı yok. Biz de burada onlarca uluslararası alanda çalışan gazeteciye röportaj verdik ama siz de anlatın isterseniz. Burada penguenleri gösteren medyaya rağmen ne kadar çok gazeteci olduğunu dünya basınında. Bir şey söyleyeyim mi? Dünya basınından o kadar gazeteci geldi ki, o kadar televizyon geldi ki, onlar kadar biraz dik dursunlar. Bu kadar korkak basın görmedim ben ya. Yani 2-3 hariç hepsinin içinde bu korku var arkadaş. Acaba bu yeni mi oluştu, son 15 günde mi oluştu, yoksa eskiden beri var mıydı? Eskiden böyle bir şey yoktu da. Bu Tayyip Bey'in korku imparatorluğunda onlar da bekçilik yapıyor şu anda. Bekçiliği bıraksınlar. 15 gündür var diyor. 17 günden beri var. 15 günden beri demeyelim. Başlayalı 17 gün oldu. 17 günden beri bunlar bu işten korkuyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. Korkun. Hepiniz korkun. Ama esas bizden korkun, biliyor musunuz? Bizden niye korkun biliyor musun? Bizler okumadığımız zaman sizi, sınıf yapıp seyretmediğimiz zaman sizler bittiniz. Bırakın. Bırakın bu işleri. Bizler okumadığımız zaman gazeteyi kime satacaksınız? Sizi kim seyredecek? Kim seyreder? Evinde zor tutulan %50 mi var acaba izleyecek, dinleyecek? %50 de yok. Bu işleri %25'e düştü, biliyor musun? Ben ne AK Partili biliyorum ki burada olanlar? Görüştünüz mü gerçekten burada AKP? Gerçekten şu 17 günde belki 16-17 saat dinlenmişimdir. Onun haricinde bayaktayım, ilaçla ayakta duruyorum. Bazen insanların tepki olarak yolla çeviriyorlar bizi, tepki. Konuştuğumuz zaman hak veriyorlar. Adamın birisine de biliyor musun? Sandıktaki bizim arkadaşlarımız eylemde gördüm dedi. Ben bunlara bizzat şahidim. Demagoji de yapmıyorum. Hani diyor ya, biz %50'ydi oyumuz, %60. Biz oy potansiyeli falan yapmıyoruz. Seçim propagandası da yapmıyoruz. Biz şu anda halkın adına konuşuyoruz. Bir halkçıyız. Konuşacaklarımız budur ya. Aklını başına alsın. Demek ki %50 evde zor durmuyor. Şu anda Gezi Parkı'nda. Tabii canım. Kimler geliyor görmüyor musunuz? Karavan gibi herkes şenlikler içine gelmiş gibi görüyor. Artık bu bir sembol oldu. Gerçekten Taksim Parkı, inanır mısın, bütün dünyada bir sembol oldu. Bu kadar kolay değil. Eğer sembol olmamış olsaydı Tayyip Erdoğan bunu 24 saatte bitirirdi. Öyle bir şey yok. Vali mesaj atıyor millete. Facebook'tan, Twitter'dan 3'te geleceğiz, 3'te gidin. Ya kardeşim niye öyle diyorsun ki ya? Aileler dedi çocuklarına sahip çıksın, alsınlar dedi. Ama burada aileler de burada. Bir şey söyleyeyim. Bu parkın içine vali gelsin. İnanır mısın, tek gelsin. İnsanlar onu çiçeklerden karşılar. Biz burada insan yemiyoruz ya. İnsan olarak insan gibi davranıyoruz. Biz de insan gibi davranmayı bekliyoruz. Ne diyebiliriz? Önce onlar söylemlerini düzelsin. O koltuk gider arkadaşlar. O koltuk bir gün gider. Bir gün sade vatandaş olursun. O zaman gece yastığa kafanı koyduğun zaman yanlış yaptıklarını hatırlarsın. Yanlış yapmayın. İnsanları tahrik etmeyin ya. Vali Mutlu dedi ki uyuyamıyorum geceleri. Neden uyuyamıyor? Biz buradan, bizde çok battaniye geliyor, yastık geliyor. Valimize gönderelim. Bir tulum gönderelim. Tertemiz. Uyusun. Biz valimizi seviyoruz ya. Biz burada seviyoruz. Bak hala gülücük de dağıtıyoruz. Niye? Ya bir şey gördüm ben, biliyor musun? Şu bizim Türkiye Cumhuriyeti içinde diksiyonu en düzgün insan validir. Gerçek söylüyorum. Bir oyuncu olarak söylüyorum. Samimi konuşuyorum. Diksiyonu valimizin çok düzgün. Valimiz çok güzel. Valimiz tiyatrocu olur.
diksiyonu düzgün olmayan insandan tiyatrocu olmaz. Ben vaadimizi, bizim oyunumuz var. Ağustos'un 25'inde özellikle valimizi davet edeceğim kendisini. Büyük bir oyun çıkarıyoruz. Kendisini davet edeceğim. İnşallah burada ölüm olmaz. Nedir oyununuzun duyurusu? Onu sonra söyleyelim. Rumuz Gonca Gül söyleriz. Hiç sıkıntı yok. Rumuz Gonca Gül. Deliler diye bir oyunumuz var. Şu anda da biz bir de hem şu anda oyun yazıyoruz. Oyun da yazıyorum şu anda. Bu işler olmasaydı Bakırköy'e gidip araştırma yapıp bir takım psikologlarla ilgili tekrar oyun yazmaya devam edecektim. Şu anda sesim kısık. Herkesten özür dilerim. Sağlam konuşamıyorum. Yarım konuşuyorum. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Biz burada yalnız revirde insanlara yardım etmedik. Kutuplar halinde insanlar çatışmasın, birbiriyle kavga etmesin. Sakinleştirdik. İnsanların arasına girip sakin olmalarını söyledik. Peki nasıl mümkün oluyor bir kısmı kaçışırken bir yandan sağlık çalışanları müdahaleye devam ediyor? Bunu nasıl kurabildiniz? Yani, müthiş organize yaptık biliyor musun? İşte sizler de görüyorsunuz. Sizin aracınızdan, Halk TV aracılığından, Facebook'tan, Twitter'dan bir ilaç atıyoruz. Binlerce geliyor. En ufak bir şey söylüyoruz. Bakıyorsun koruyla geliyor. Yemekler de öyle. Halktan geliyor. Halka dağıtıyorsun. Demek ki burada güçlü olan bir kurum var arkadaşlar. Baskıcı olmamak lazım. Halka inanmak lazım. Halk demek, güçlü demek, ayakta duran demek ama söz dinleyen demek. Dürüstçe söz söylersen halk dinler. Dürüstçe söylem yapmak lazım. Artık eski halk yok. Yeni halk bilinçlendi. Şu anda yeni halk yanlış söyleyenlerin önüne geçebilecek bir halk. Bu halkın önünde artık kimse duramaz. Ama bak görüyor musunuz? Bir taraf dağıtma etme bir şey yok. Farklı gruplar, farklı şey insanlar yapmıştır. Kendi işlerinde de var. Önce kendi işlerindekini temizlesinler. Valinin içinde yok mu? Emniyet müdürlüğü yok mu? Farklı insanlar yok mu? Hiç polis söylemeden insanlar farklı durumlar yapıyor. Görüyorsunuz yani. Bizleri görüyoruz. Onlar da görsün. Önce işlerine bir temizlik yapsınlar. Böyle güzel. Biz yıkanmışız. Bak bugün yağmur yağdı. Hepimizi yıkadı. Şu anda yine tertemiziz. Onlara gül atıyoruz. Gelsinler bizim gülümüzden onlar da koklasın. Peki bir madem ki oyuncusunuz şunu da konuşalım. Tayyip Erdoğan Mehmet Ali Alabora'yı hedef alan konuşmalar yaptı. Çünkü özür dilerim Yeni Şafak gazetesi Mehmet Ali Alabora'yı hedef alan manşet attı. Dedi ki bunların provaları hep oyunlarda yapıldı. Zaten tiyatroda çok kötü. Onlar hiç hayatında oyun yapmıyor mu? Hiç yalan söylemiyor mu? Asıl tiyatro burada. Asıl tiyatro onlarda. Eşine diyor ki ben İstanbul'dayım, kendisi Ankara'da. Ben oradayım diyor otelde. Asıl oyun onlar yapıyor. Bizler dürüstçe oyun yapıyoruz. Biz aslında var ya burada teşekkür edeceğimiz bir insan var biliyor musun? Mehmet Ali buraya. Ben kardeşimize sesleniyorum. Niye sesleniyorum biliyor musun? Kimseden korkmasın. Bizler varız. Biz halkanın içine alırız. O bizim halkamızın içinde kalsın. Hiç korkmasın. Burada ona binlerce teşekkür ediyoruz. Zaten senelerdir Oyuncular Sendikası'nda gösterdiği çabayla da yalnız olmadığını biliyordur eminim. Adam gibi adam bugüne kadar neyini duydunuz? Hangi bankayı yağmalamış? Hangi yerden ihale almış? Kimi dolandırmış? Kimi yanlış yapmış? Adam gibi adam dimdik ayakta duruyor. Söylesin. Onu konuşan insan söylesin. Peki oyuncu Fırat Tanış da bundan sonra hiçbir medya kuruluşunda bir projede yer almayacağını söylemiş. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. En doğrusunu yapmış. En doğrusunu yapmış. Haklı. Artık bu, bizler de bundan sonra Mehmet Ali'nin altında bizler de artık karar alırız. Bizim başımızdan Mehmet Ali olduktan sonra. Siz Oyuncular Sendikası üyesi misiniz? Ben değilim. Bugüne kadar üye olmadım ama yarın gideceğim Mehmet Ali'nin derneğe üye olacağım. Tiyatrocuyuz yani. Gidip üye olacağım. Bundan sonra da gönlümüze, bedenimize, her şeyimize çalışmaya devam edeceğiz. O zaman Mehmet Ali Alabora'ya da Genel Sekreteri Şebnem Sönmez'e de seslenelim. Burada potansiyel bir üye var. Arayın onu bulun diyelim. Bizler telefonumuz herkeste mevcut. Bizler seviyoruz. Halk için mücadele eden herkesi seviyoruz. Sizleri de seviyoruz. Bak sizin karşınızda nasıl gülüyorsak onların karşısında öyle gülebiliyoruz. Çünkü içimiz gülüyor. Biz oyun yapmıyoruz. Biz oyunu sahnede yapıyoruz. Dışarıda biz oyun yapmayız. Bu kadar gülebilmemizin nedeni aslında buradaki hayatın mümkün olduğuna inanmamız mı? Bizim samimiyetimizden geliyor bizim gülüşümüz. Biz samimiyiz. Çünkü ne istediğimizi biliyoruz. Ne istiyoruz?
Bu ülkede bir karış bir toprak mı istiyoruz Allah aşkına ya? Bu ülkede bize bir bina mı yapın diyoruz? Biz bize ihale mi verin diyoruz? Bir kuruma bizi alın mı diyoruz? Biz olan yeri korumak için uğraşıyoruz ya. Var olan yeri koruyoruz. Hayrola? Ne yapıyoruz? Farklı bir şey mi yapıyoruz yani? Doğru değil mi sizce? Doğru değil mi? Evet de doğru. Bakın ilaç aldım, yorgunum. Biliyorsunuz ya. İsterseniz çok yormayalım. Siz bilirsiniz. Son kez bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'deki yaşayan bütün kardeşlerimize, bütün halklara, bütün bizi destekleyenlere, sizlere, yapımcılarınıza, gece gündüz bizleri yanımızda olduğumuzdan dolayı biz sizlere teşekkür ediyoruz. Herkese selam olsun. Gönlünüz ferah olsun. Ankara'ya selam. Biz onlara selam göndermiyoruz. Niye biliyor musun? Biz onlara demet demet çiçek göndereceğiz. Koklasınlar, bizi hissetsinler. Onlar şu anda bizi hissetmiyor. Biz onlara çiçek göndereceğiz. Selam niye gönderelim? Onlar bizim selamımızı almıyor. Ankara'da direnenleri kastediyor. Direnenlere selam söylüyoruz. Hatay'a selam söylüyoruz. İzmir'e selam söylüyoruz. Antalya'ya selam söylüyoruz. Biz buradayız, ayaktayız. Son nefere kadar da ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bakın, görüyorsunuz değil mi halimizi? Direncimizi kaybettiğimiz halde ayaktayız. Herkese selam olsun. Biz çünkü halkız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yormayalım daha fazla sizi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yeniden revire dönüyor arkadaşımız, çapulcumuz. Çünkü sağlık çalışanına ihtiyaç var. Yeniden söyleyelim. Kendisi oyuncu ama revirde gönüllü olarak çalışmaya devam ediyordu. Ama gerçekten sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Konumuz mu olacaksınız? Buyurun bekleyeyim sizi de. Buyurun. Merhabalar. İsminiz? Okan Uzun. Hoş geldin Okan. Teşekkür ederim. Deminden beri bizi dinliyorsun. İlla müdahale etmek istediğin yerler vardı. Arada bir bakışıyorduk seninle. Ne söylemek istiyordun? İçinde kalanları önce alayım. İçim bayağı dolu. Neden dolu? Arkadaşlarımız burada günlerdir bekliyor. Sefillik yaşıyoruz. Yeri geliyor yani susuz kalıyoruz. Yeri geliyor kendimizi müdafaa edemiyoruz. Ha, ben kendimi müdafaa edebiliyorum arkadaşlarımı korumak için. Bu da ele geçirdiğim gaz maskesi sayesinde öncülük yaparak arkadaşlarımı bir nevze yani hem motive ediyorum hem de koruyorum. Yani amacımız burada kendimizi savunmak. Ama asıl konuya gelirse ben buradan başbakanımıza seslenmek istiyorum. Yardımcılarına seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Artık yeter. Artık istifa etsin. Hiçbir zaman yani biz böyle bir şeyi hak etmedik, hak etmeyeceğiz de. Zamanında büyüklerimiz hatırlarsa Ecevit zamanında bir buna benzer bir şey oldu. Tam olarak benzemiyor ama erken seçim dediler. Erken seçimde ne dedi? Tamam dedi seçimimizi yapın dedi. Olay olsun ve her şey ortaya çıktı. Gayet orantılı bir şekilde çalışma yapıldı. Olay orada kapandı. Ama biz erken seçim istiyoruz. Bu kişi bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Efendim, öncelikle istifa etmelerini istiyor. Tabii ki. En başta istifa etmesini istiyoruz. İstifa etsin ya. Efendice erdemliğini korusun. Bir delikanlılık şu kadarcık yani zerre kadar bir delikanlılığı varsa madem ki diyorsa ki ben Kasımpaşa çocuğuyum diyorsa o zaman şu kadar varsa çekilsin geriye. Bize parkımızı geri bıraksın. Biz haftalardır burada yani mücadele veriyoruz. Artı sadece yani burada bütün arkadaşlarımız buradaki değil. Türkiye çapında genel olarak herkes bizi destekliyor. Burada yani aralarımız olsun, kardeşlerimiz olsun. Hiç yoktan kapılara çıkıp yani pencerelere çıkıp tencere tava çalıyorlar. Kendi insanları yani AKP üyeleri olsun, kapalı bayanlar olsun onlar bile tencere tava çalıyorlar. Acaba şunu hiç yani bir kafasına sığdırmıyor mu? Benim üyelerim dahil bunu yapıyorsa benim istifa etmem gerekmiyor mu diye bir nevze düşünmesi gerekmiyor mu?
Düşünüyor mudur? Şu an söyleyeceğim o konuda tek kelime var. Korkusundan ve çaresinden ne yaptığını bilmiyor başbakan. Bence biraz bir psikolojik tedavi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir vatandaş olarak. Yani nereye kadar? Sağım solum bak her tarafım olduğu gibi yıkılmış durumda. Ve her tarafımıza ses bombaları atılmış durumda. Yani halk da sen akın akın görüyorsunuz. Yani daha ne yapabiliriz? Ama ne yapabiliriz derken direneceğiz. Biz mücadelemize hala devam edeceğiz. Benim kendi mesleğimi ben elimin tersiyle iterek, işimi bırakarak ben buraya geldim. Ben burada parmağımı yaraladım. Bomba benim elimde patladı. Bakın. Yani şu gördüğünüz işarete bakın. Ben yani kötü amaçlı o parmak işaretini yapmıyorum. Şu şişkinliğe bakın. Yanlış anlaşılıyorsa da özür diliyorum. Biz biliyoruz ki artık burada homofobik söylem yok, cinsiyetçi söylem yok. Sizin de parmağınızı göstermek istediğinizi biliyoruz. Yani amacımız dediğim gibi biz burada boşuna çabalamıyoruz. Şu gördüğünüz ağaçlar, tabiat, yani bu kadar yani güzellik, yeşillik varken her yerde beton yığını, her yerde beton yığını. Niye? Biz AVM istemiyoruz ya. Alın yani başka yerde yapın. AVM yapmayacağım dedi en son. Ben inanmıyorum. Olacak diyor. Yani dikta uygulayacağı için yani uyguluyor da zaten. O kişiye ben inanmıyorum. Söyleyen kimse artık. Tayyip Erdoğan söylüyor ama kendisi tamam AVM yapmayız, şunu yaparız, bunu yaparız diyor. Bu aslında hukuken de sorunlu bir şey. İlk önce kamu yararı olur, bir şeye ihtiyaç olur. Ondan sonra bir şey, proje başlar. Ama Tayyip Erdoğan önce yıkarım, sonra projeye karar veririm diyor. Bunun bir inatlaşma olduğunu mu söyleyelim, ne diyelim? İşte aynen dediğiniz gibi bu bir inatlaşma. Bu bir dikta. Yani bu resmen yani bize emperyalizm uygulanıyor burada. Burada yani biz bunları hak etmiyoruz. Farkındaysanız yani Türkiye çapında ben genel olarak baktıktan sonra dünya açısından da en çok alışveriş merkezi Türkiye'de yapılmaktadır. Yurt dışında sayıyla bazı arkadaşlarımız geliyor bize bilgi aktarıyor. Bizi desteklemek için Türk vatandaşı değil ama konuştukları şu, elle sayılacak şekilde AVM var diyor. Ne gereği var? Bunu yani yapılmasın. Artık yeter. Her yer beton yığını. Çekmeköy'de yani doğru düzgün yer bırakmadılar. Paşaköy'de yer bırakmadılar. Çavuşbaşı'nda yer bırakmadılar. Hep olduğu gibi ormanları katlederek yazlık villa yaptılar. Kendi yandaşlarına peşkeş çektiler. Bunları istemiyoruz artık biz. Biz sadece yeşillik istiyoruz. Zaten istemediğini 2 yıldır süren İstiklal Caddesi eylem alanıdır biliyorsunuz. 2 yıldır oradan geçerken illa bir slogan vardır. Yeter Demirören, yeter çarşının bize bıraktığı bir slogan. Aslında AVM'lere olan tepkinin biriktiğini, yıllardır biriktiğini ve bu öfkenin de bir nedeninin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tabii ki. Yani biz hiçbir zaman Taksim'i vermeyi düşünmüyoruz. Taksim meydan bizim. 1 Mayıs'ımızı Başbakan kutlamamıza izin vermedi ama biz bu sayede de 1 Mayıs'ı da iki misli kutlamış olduk. Bu 1 Mayıs'ında rövanşı mı oldu bir an? Aynen rövanşı biz aldık. Biz kazandık mı artık yoksa kazanacağımız bir günü mü bekliyoruz? Kazanacağımız günü bekliyoruz. Şu an yani mücadele bitmeden, buna son verilmeden illaki kazanılmış diye bir şey denilemez. Şu an yani kazanacağımızı inanıyorum ama. Daha doğrusu bütün genel olarak arkadaşlarım, yoldaşlarım, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler bize destek vererek arkamızda olarak yani kazanacağımıza inanıyorum. Bir de Özgür Radyo rozetin var galiba. Onunla ilgili de konuşalım. Neden böyle bir rozet? Ya dinlesinler bizden haberleri olsun diyor yani. Ben böyle bir kendimce bir şey yapmak istedim. Peki. Tayyip Erdoğan'la seslenelim son olarak. Ben başbakanıma artık yani insani yönünü varsa dolaylı yönden sadece ve sadece istifa etsin, geri çekilsin,
kendi ordusunu, kendi polis devletini geri çeksin, alsın başını gitsin Türkiye'den. Bunu istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Bir yandan Twitter'dan bize mesaj göndermeye devam ediyor çapulcular. Biz de onlara bakacağız. Bize bir şekilde ulaşması gerekiyormuş çapulcu Eray'ın. Mail atsın diyoruz. Mail adresimize mail atmasını bekliyoruz. Taksim Meydanı'ndaki heykellerin dili olsa da bir konuşsa diyor Gaye Çapul. Aslında artık heykellerinde, duvarlarında, yerlerin, merdivenlerin, her yerin dili var. Çünkü her yer yazılamalarla dolu. Üstelik yaratıcılıkların sınırlarının zorlandığı yazılamalarla dolu. Tayyip'i istifaya çağırıyoruz yazılamalarımızla. Her şey artık dile geldi diyebiliriz. Buradaki ağaçlar dile geldi, duvarlar dile geldi. Herkes Tayyip Erdoğan'a istifa diye sesleniyor. Hükümete istifa diye sesleniyor. Fakir solcu Nikli bir takipçimiz, daha 12 yaşındayım, keşke de gidebilsem demiş. Biz onun için de direniyoruz, onun geleceği için de direniyoruz burada. Onun da gelecekte bu direnişe katılacağına inancımız artık sonsuz. Başbakan her gün başka bir şey istediğimizi ve ne istediğimizi anlamadığını söyledi. Net bir açıklama yapsanız da anlasa artık demiş. Ben dünden beri aynı cümleleri kullanıyorum. Yineliyim. Bizim taleplerimiz belli. 4 talebimiz var. Başbakan bizim dilimizden anlamadığını söyledi. Biz de pek çok dile çevirdik bu talepleri. Sendika Ork internet sitesinin İngilizce sayfasında bunları bulabilirsiniz. İngilizce sayfası dememize bakmayın. Adı bu. Çünkü içinde Portekizce, Rusça, Arapça, Kürtçe, İngilizce, Fransızca ve pek çok dilde taleplerimiz yazılı. Taksim Dayanışması'nın talepleri yazılı. Tayyip Erdoğan hala duymuyorsa yazılı kaynaklardan okusun diyoruz. Kendisi Arapça bilir demiştik. Arapçaya bile çevirdik. Türkçe anlamadı dediklerimizi. Reha Özcan, yola çıkacağım aklım sizde ama yol durumunu da verin. En sağlıklı kanalsınız. Yolda izlemeye devam edeceğim demiş. Şu anda biz Gezi Parkı'nın içerisinde olduğumuz için yol durumu hakkında bilgi vermemiz mümkün değil ama takipçilerimizden talep edebiliriz. Şu anda Gezi Parkı'na doğru gelen takipçilerimiz, bizi izleyen mobil araçlarıyla bizi izleyen takipçilerimiz belki yol durumu hakkında bize bilgi verir. Biz de size iletiriz ama dediğim gibi Gezi Parkı sakin. Şu anda zaten her yer tertemiz oldu. Gönüllü direnişçilerin, gönüllü çapulcuların çabası sayesinde her yer temiz. Zaten yağmur da yağdı. Gerçekten bu bir şans. Her yer temizlenmiş oldu. Az önce arkadaşımızın da, çapulcu arkadaşımızın da söylediği gibi yıkanma sorunumuzu bile çözmüş olduk böylece dedi. Stüdyonuza düşecek gaz bombasını izlemek için gece 2'ye kadar bekledim. Yalvarırım yayınınızı kesmeyin demiş Mehmet Emir. Biz de bunun için çok çaba sarf ettik. Yayınımızı pek çok bu stüdyo, küçük stüdyo diyoruz buraya şu anda. Buraya pek çok kere gaz doldu ya da insanlar kaçışmak için buradan geçmek zorunda kaldı. Buna rağmen pek çok kere saat gece 2'ye kadar yayınımızı kesmedik. Buradaki durumu en saf haliyle iletebilmek için. Ama gece 2'de plastik mermilerin şu arkamda gördüğünüz camla çevrili bu bulunduğumuz alan. Plastik mermiler camlara çarpmaya başladı. Üstümüzde tente var. Atılan gaz bombaları nedeniyle yanmaya başladı. Ve pek çok yaralananlar oldu burada. Bu nedenle kayıtlarımızı kurtarmak için en azından burayı bir süreliğine terk etmek zorunda kaldık. Ama daha sonra zaten siz de biliyorsunuz ki çevredeki bir binadan yayınımıza devam ettik saat 5'e kadar. Ondan sonra da zaten canlı yayınımız kameramızın Gezi Parkı'nı görüntülemesiyle devam etti.
Daha sonra Gezi Parkı'na, yeniden stüdyomuza geri dönebildik. Çünkü Taksim bizim, Gezi Parkı bizim, Gezi Kafe de bizim, stüdyomuz da bizim. Ve burayı terk etmeye niyetimiz yok. Zaten burada konuşan bütün çapulcuların da niyetinin böyle bir şey olduğunu anlayabiliriz. Hatta bazı söylentiler Gezi Parkı'nın boşaltıldığı yönünde. Ama söylentilerin gerçek olmadığını en azından bizim burada durmamızdan, en azından biraz önce çıkan konuklarımızın söylediklerinden görebilir, ikna olabilirsiniz. Ümran Erol demiş ki Gümüşsoy'u polislerle dolu ancak yol açık araç geçmesine izin verilmiyor demiş. Zaten yürümeye alıştık. Benim şahsi gözlemim artık İstanbul'da insanlar trafik sıkıştığı zaman iniyorlar, kendi durakları olmasa bile yürüyorlar. Çünkü yürümeye alıştık. Kilometrelerce yürüyoruz. Hatta biliyoruz ki örneğin Bursa'da Nilüfer'den Osman Gazi, bu iki ilçe oluyor. Nilüfer'den Osman Gazi'ye yürüdü insanlar. Adana'da günlerdir insanlar yürüyorlar. Ankara'da günlerdir yürüyorlar. Yürümeye alıştık. Bazen ulaşım araçlarına bindiğimiz de oluyor. O zaman da ilginç bir gelenek oluştu burada. Vapurdan inenler, binenleri selamlıyor. Alkışlar, ıslıklarla hiç tanımadığı insanlara çapulcular günaydın diyor, nasılsın diyor, iyi misin diyor. Zaten burada daha önce konuştuğumuz çapulcular da aynılarını söylemişlerdi. Metroya binerken daha önce hiç kimseye alkışlamamıştık. Artık alkışlıyoruz. Çünkü metroya binerken biz Taksim'e gelenleri görüyoruz. Onların burada direnişe devam edeceğini biliyoruz artık. Erdi Mutlu faşist ritüelini kırdığınız için teşekkürler demiş. Tolunay Yıldız, çapulcular arkanızda direnin, bu halk sizi unutmaz, unutmayacak, unutturmayacağız demiş. Artık unutulması mümkün değil çünkü biz artık kayıtları da geçirdik. Buradaki direnişin, burada direnişte neler oluyor, neler bitiyor, hepsini kameralarımızla da çektik, fotoğraf makinelerimizle de çektik, konuştuk, söyleştik, yazdık. Artık dediğimiz gibi duvarların dili var, ağaçların dili var. Biz bir gün birimize bir şey olsa onlar konuşacak. Çünkü artık söyleyeceklerimiz kalıcı hale geldi diyebiliriz. Biz buradan tarihe not düştük, geleceğe not düştük. Artık gelecek buradaki İstanbul'daki ve Türkiye'nin her yerindeki, hatta dünyanın pek çok ülkesindeki direnişler nedeniyle artık gelecek bizimle gurur duyacak, biliyoruz ve tarihte bize gaz bombalarıyla saldıranları, plastik mermilerle saldıranları yargılayacak. Bunu da biliyoruz. Bu inançla direnişe devam ediyoruz. Direnişe bir yandan da baş belası Twitter'dan şu anda bizi izleyenler devam ediyor. Tayyip Erdoğan istersek elektriği keseriz demişti. Hatta sanırım... Zannediyorum Eskişehir'deydi, yanılmıyorsam Esk Park'ta direnenlerin elektrik sağladığı trafonun elektriği birkaç gün önce kesilmişti. Arkadaşım beni uyarıyor, burada da daha buralarda elektrik kesilmiş ama biz jeneratör sağlarız. Her şeyi, bütün olanakları sağlayabiliyoruz. Artık yaratıcılıkta da sınır tanımıyoruz. Şu anda canlı yayın yapamasak biraz sonra bir yerden bulup canlı yayın yapabiliyoruz. Dün gece de bunu saat 2'den sonra gördünüz. Bir arkadaşımız espriyle karşılık vermiş az önce söylediğime. Türk insanı yürüyerek obeziteye karşı da direniyor demiş. Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz işi gücü bırakmıştı. Paralı sağlık sistemini uygulamaya koydu ve insanların... pek çok kişinin mağdur olduğu, hatta kanser hastalarının AKP'lilerin yakasına yapışarak hesap sorduğu günlerde obeziteye karşı savaş verdiğini duyurmuştu. Elbette ki bu konu da önemli. Tüm sağlık sorunları gibi ama kanser hastalarının ilacının artık piyasadan çekilmesi nedeniyle yurt dışından, kara borsadan temin eden 15 liralık ilacı 1,5 milyara satan kara borsacılar yüzünden, ilaç simsarları yüzünden kanser hastaları AKP'lilerin yakasına yapışmıştı. Hepimiz biliyoruz dileği. Daha önce, bundan birkaç ay önceydi sanırım, AKP'linin
yakasına yapışmıştı ve artık sağlık hakkını istemişti, ilaç hakkını istemişti. Bu biriken öfkenin bir nedeni de bu. Dilek için çıkamadığımızda, sokaklara dilek için çıkamayanlar bugün Gezi Parkı'nda direniyorlar. Sağlık hakkı için direniyorlar. Doğrucu Bekir demiş ki avukatlar haydi halk ile birlikte Taksim'e direnmeye demiş. Avukatlara buradan selam edelim çünkü dün 43 avukat sanırım Avrupa'nın da en büyük Adalet Sarayı isminde bile çelişki olan Adalet Sarayı'nda basın yasağı, basın açıklaması yasağı 1 Mayıs'tan bugüne uygulanan basın açıklaması yasağını ihlal etmişlerdi. Onun için de 43 avukat gözaltına alınmıştı. Dün ters kelepçeyle darp edilerek ve yaralanarak gözaltına alınmışlardı ama biliyoruz ki dün Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Ümit Erdem burada konuşmuştu. Demişti ki avukatlar serbest, şu anda yaralı olanlar var ama durumları iyi diye bize bilgi vermişti. Avukatlar daha sonra zaten Gezi Parkı'na da geldiler. Saat 19 çağrısında çağrısına uyarak Gezi Parkı'na da gelmişlerdi. Avukatları biliyoruz ki kaç günlerdir gözaltına alınması durumunda yapılacak konular hakkında bilgi vermeye devam ediyordu. Dün Mehmet Ümit Erdem'in verdiği bilgileri aklımda kaldığı kadarıyla sizinle de paylaşayım. Gözaltına alınılması durumunda demişti ki sizi gözaltına alan kişi şiddet uyguluyorsa onun cismini mutlaka aklınızda tutun. Gözaltına alındıktan sonra not tutun yazılı olarak çünkü unutmanız çok mümkün ve ifadenizi verdiğiniz sırada da bunu mutlaka ekleyin demişti. Mutlaka avukat gelmeden susma hakkınızı kullanın. Sizden bilgi isterlerse yalnızca kimlik bilgilerini vermek zorundasınız yasal olarak. Bunun dışında herhangi bir bilgi vermeyin. Size soracaklardır demişti. Sizi kim kışkırttı, kim getirdi, kimin sözüne güvenerek geldiniz. Susma hakkınızı kullanın demişti. Avukatınızın gelmesini bekleyin demişti. Avukatınız yoksa da biz burada hazırız demişti. Çağlayan Adliyesi'nde avukatlar var demişti. İstanbul Barosu avukatlarını hazır tutuyor demişti. Ve zaten Türkiye Barolar Birliği de dün Çağlayan'da başsavcıyla görüşme yapmıştı. Bu konuyla ilgili duyarlılığın büyük olduğunu biliyoruz. Hatta bir notumuz daha var bununla ilgili. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün avukatların gözaltına alınması talimatı verdiğini biliyoruz. Bu da ayrıca not olarak tarihe düşsün diyoruz. Mehmet Ümit Erdem demişti ki yalnızca kimlik bilgilerinizi verin, başka da bilgi vermeyin. Polis sizinle diyalog kurmaya çalışacaktır. O anda ifade almadığını göstermeye çalışacaktır. Ama siz sizin haklı olduğunuzu dahi söyleyebilecek olan polise prim vermeyin, onun sizi konuşturmasına izin vermeyin demişti. Gözaltına alınılması durumunda yapılması gerekenler özetle böyle. Ama mutlaka bugün bir avukat daha gelir, konuğumuz olur diye tahmin ediyorum. Ondan yeniden bu bilgileri teyit etmesini isteriz. Evet, bize obezite kamu spotunu göndermiş bir çapulcu. Birisi de yersiz istekler nickiyle talep etmiş. Demiş ki neden okumuyorsunuz? Hak ve özgürlükten bahsediyorsunuz. Hep tek taraftan tweet okuyorsunuz demiş. Önüme ne düşüyorsa okumaya çalışıyorum ama en çok da çapulcuların tweetlerini okuyorum elbette. Çünkü saatlerce konuşan Tayyip Erdoğan tüm AKP'lilerin sözünü söylüyor. Ve zaten söylediği taş çatlasa 6 konu var. Az önce de söylediğim gibi konuyla ilgisiz İspanya'daki başörtülü kızlarımız, cezaevinde geçirdiği aylar ve siyasi partisinin kapatılmak istenmesi. O zaman neden susuyordunuz diye sesleniyordu bize. Biz de artık Tayyip Erdoğan'ın
o gün 8 saat boyunca 6 ayrı mitingde sanki otobüs belediye otobüsüyle dolaşırmış gibi her durakta durup yaptığı mitinglerden onun söyleyeceklerini biliyoruz. AKP'lilerin söyleyeceklerini biliyoruz ve artık bizim sesimiz duyulsun istiyoruz. Tek taraftan tweet okuyorsunuz diyor. Tek taraflılık eğer burada İslamcısından komünistine tüm çapulcuları konuşturmaksa evet biz bunu yapıyoruz. Sansür diyorsanız evet sansür uyguluyoruz. Çünkü biz çapulcuların sözünü söylüyoruz. Çünkü 11 yıldır onların söyleyecekleri susturuldu. İnsanlar hapislere atıldı. Binlerce avukat, binlerce gazeteci, binlerce sağlık çalışanı, sendikacı hapislere atıldı. Ama biliyoruz ki biz tutuklanan gazetecilerin, hatta isim de vereyim, Zeynep Kuray arkadaşımızın hapishanenin içinden dahi gazetecilik yaptığını biliyoruz. Oradan bize bildirim yaptığını biliyoruz. Bir Gün gazetesi muhabiriydi. Kendisi artık çıkar çıkmaz bu olayların içine düşmüş oldu. Onu da hep koştururken görüyoruz. Ona da buradan selam edelim. Bize demiş ki yersiz istekler, evet gerçekten de yersiz isteklerde bulunuyor. Demiş ki başörtülü annelerimle, kardeşlerimle derdiniz ne? Başını zorla çekip açmak niye? Evet gerçekten biraz önce benim başımda bir başörtüsü vardı ve çekip aldılar. Siz de canlı yayında görmüşsünüzdür mutlaka. Burada çünkü hiçbir düşünceye tahammül yok. İslamcılar yok, komünistler yok, Kemalistler yok. Burada yalnızca tek bir görüş var ve 3-5 çapulcu var. Siz de gördünüz zaten fotoğraflarla sabit. Yüz binlerce kişiye, dediğim gibi olmadı, elbette ki ironi yapıyorum. Yüz binlerce kişi, hatta geçtiğimiz gün 1,5 milyon kişinin Taksim Meydanı'na geldiğini biliyoruz ve bu 1,5 milyonun içinde başörtülü olmamasının imkansız olduğunu siz de bilirsiniz. Oranlarsanız Türkiye geneline. Burada pek çok başörtülü kardeşimiz var ve onlar sesleniyorlar ki Tayyip Erdoğan benim başörtümden elini çek diyorlar. Tayyip Erdoğan biliyoruz ki başörtü meselesini yalnızca kendisi istediği zaman ortaya atıyor. Üniversitelere başörtü girmesi konusunda canı istediği zaman bu konuyu açıyor. Ama bazı İslamcı feministler bu konuyla ilgili kampanya yapmaya kalktığı zaman Hidayet Şefkatli Tuksal aklıma geliyor şimdilik. Bunlar kampanya yapmaya çalıştığı zaman siz biraz bekleyin. Zaman Gazetesi aracılığıyla Zaman Gazetesi yazarları aracılığıyla siz biraz sakin olun, biz size ne zaman konuşmanız gerektiğini söyleyeceğiz demişlerdi. Ama İslamcı kadınlar da uyandı. Bütün kadınlar artık Tayyip Erdoğan'ın bedenleri üzerindeki sömürgeleştirme çabasının bitmesini istiyor. Ve buradaki en çok konuşulan konulardan biri... 3 çocuk doğurun talimatı. Tayyip Erdoğan benim bedenimle ilgili karar veremez diyen kadınlar burada. Onlar zaten kürtaj hakkı eylemleri için sokağa dökülmüşlerdi. Kürtaj hakkının yasaklanmasıyla ilgili yasal düzenlemeler olduğu sırada. Zaten kadınlar provalarını o zaman da yapmıştı. Kürtaj hakkımızdır demek için orta sınıftan, yoksul kesimden pek çok kadın ilk defa bir araya gelmişti. Kadıköy'deki binlerce kişilik, on binlerce kişilik eylemi hatırlayabiliriz. Onların provası vardı. Kadınlar zaten sokaktaydı. Geçen gün burada Taksim Meydanı kadınlarındı ve bir kürsü kurulmuştu. Yalnızca kadınlar konuşuyorlardı. Bir çapulcu kadın demişti ki, bugün itibariyle işim var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü patronum bana sordu. Dedi ki, neden oraya gidiyorsun? Ben de ona söyleyecek çok sözüm vardı ama ilk aklıma başbakan benim ne kadar çocuk doğuracağıma karar veremez demek geldi. Patronum daha sonra benimle konuşmadı. Şu anda işim var mı yok mu bilmiyorum ama direnmeye devam edeceğim demişti. Kadınların öfkesinin ne kadar büyük olduğunu zaten bu çapulcu kadının da sözlerinden anlayabiliriz. Fatih Kaçar bir En Güzel Duvar yazıları için bir link vermiş. Onu da biraz sonra bakmaya çalışacağız. Bu devlette görmez gözler, duymaz kulaklar olduğu sürece daha çok insanın canı yanacak demiş Nesli Yeşiler. Umutsuzluğa sürükleyici bir tweet diye değerlendiriyorum ben. Görmeyen gözler de duyacak. Duymadığını iddia etse bile Tayyip Erdoğan bir gün boyunca 8 saat yalnızca 5 konuda
konuşmasının nedeni ancak korkmak olabilir. Böyle büyük bir direnişten korkmak olabilir ancak. Çok konuşuyorsanız çok korkuyorsunuzdur çünkü. Ve yeni kanal kurmuş hakkınızı arıyorsunuz. Hep böyle olsanız, yakıp yıkmasanız, sizler de bizim kardeşlerimizsiniz demişler. Biz Çapul TV olarak Sendika.org'la birlikte çalışıyoruz. Zaten Sendika.org'un içinden ekip olarak burada yayın yapıyoruz. Tabii ki elbette bize direnişçiler, diğer direnişçiler de destek oluyor. 12 yıldır Sendika.org emeğin gündemini ve ezilenlerin gündemini yazmaya, anlatmaya devam ediyor. Bu da bunun yalnızca bir uzantısı. Biz penguenleri görmekten sıkılan halka karşı, halk için böyle bir yayın aracı oluşturmaya başladık. Demişler ki nasıl ulaştırabiliriz yardımları? Civardaki az önceki arkadaşımızın, revirden gelen arkadaşımızın bir önerisi vardı. Demişti ki yakınlarda bir akrabanız varsa, tanıdığınız varsa onlar aracılığıyla iletin. İsterseniz eczaneleri arayabilirsiniz. Benim aklıma gelen fikir bu. İnternetten çok kolayca Beyoğlu'ndaki eczanelere ulaşmanız mümkün. Eczanelere ulaşırsanız onlar belki sizi yönlendirebilirler. Neye ihtiyacımız var? Talsit'e ihtiyacımız var. Ya da Reni'ye ihtiyacımız var. Astım ilacına ihtiyacımız var. Gaz maskesine ihtiyaç var. En çok da ama en çok da sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Bir yandan da mesajları okumaya devam edeyim. Az önce gönderilen duvar yazıları var. Kahvaltımı da yaptım, şimdi çatışabilirim. Biber gazı sıkmanıza gerek yoktu bayım. Zaten yeterince duygusal çocuklarız. Her yer Taksim, her yer direniş. Tayyip Biber gibi pek çok. Yeter artık ya, polis çağıracağım var. Pek çok yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı yazılamalar var diyelim. Diğer taraftan da tweetlerimizi okumaya devam edelim. Evet, bir yandan da takipçilerimiz bize tweet atmaya devam ediyorlar. Onlara da yetişmeye çalışıyorum. O kadar çok var ki hepsini okuyamıyorum tabii ki. Lütfen bana kızmasınlar okuyamadığım tweetler için. İki dakika önce Kemal Kaan Kunt Çağlayan Adliyesi'nde hukukçuların yeniden toplandığını yazmış. Bunun doğruluğunu elbette bilemiyorum şu anda ama tanıdığınız avukatlardan bilgi alabilirsiniz. Esra Şahin demiş ki kaybettiğimiz özgürlüğümüzü kendi ellerimizle geri alacağız ve gelecek nesillere aktaracağız. Hep beraber tebrikler demiş. Evet. Orada mücadele eden yoldaşlar, polis devletinin zulmüne karşı en mükemmel savaşı veren Kürtler arkanızda demiş Salih Aksu. Türkiye halkları bir bütün olarak bu direnişin içinde biliyoruz. Orta sınıfı, yoksulu, Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkesler, Gürcüler, Ermeniler. Hepimiz biliyoruz ki buradayız ve artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Daha çok seviyoruz. Burada çok kişi dedi ki artık herkes gözüme daha güzel görünüyor. Artık hepimiz birbirimize daha güzel görünüyoruz. Burada LGBT bireylerinden kadınlara, gençlere, yaşlılara herkes direnişe devam ediyor ve arkamızda Türkiye'deki bütün çapulcuların olduğunu bilmek de bize güç veriyor. Şiddete tamamen karşıyız ama operatörlerin mobil araçlarına ayrıca önem göstermemiz gerekiyor. İnternet ve konuşma için onlar şart demiş. Aklıma gelen bir öneriyi yenileyim ben size. En çok kayıda ihtiyacımız var. Direnişin daha fazla kişiye duyurulması için Gezi Parkı'na gelirken, biliyoruz ki bu saatten sonra gelişler daha fazla olacaktır. Gezi Parkı'na gelirken
fotoğraf makinenizi, varsa kameranızı getirmenizi tavsiye ederiz. Akıllı telefonlarınızın şarjı full olarak gelmenizi isteriz. Çünkü direnişin belleğini oluşturmak durumundayız. Tarihe not düşüyoruz, geleceğe mesaj gönderiyoruz buradan. Bunun için de kayıtlara ihtiyacımız var. Her türlü kayda ihtiyacımız var. Sesimizi duymayan penguenler varsa bile dünya basını sesimizi duyuyor. Biliyorsunuz ki... Dünya basını taraflı davrandı diye haberler verilmişti. Koca dünya basını taraflı davranmış, penguenler doğruyu söylemişti. Mersin'den Gezi Parkı'na nasıl bir yardımda bulunabilir, bilgilendirin, katkıda bulunmak istiyorum demiş Berkay. Berkay'a yeniden söyleyelim. İstanbul'da tanıdıklarınız vasıtasıyla ilaç yardımı gönderebilirsiniz. Talsit, reni, astım ilacı ve gaz maskesi, gözlüğe ihtiyacımız var. Belki sağlık çalışanı arkadaşlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz. Elinizden ne geliyorsa yapabilirsiniz. Belki etraftaki eczaneleri telefonla arayarak onlardan bilgi alabilirsiniz. Başbakan ilgisi olmayan kişilerle görüşmeye çalışsın. Biz bu zulmü hiç unutmayacağız ve onu hiç affetmeyeceğiz. Diğerleri gibi demiş. Başbakan biliyorsunuz jürilerin jürisi artık Hülya Avşar, Hasan Kaçan ve Necati Şaşmaz. Yıllardır Kurtlar Vadisi ile faşist söylemi sürdüren Necati Şaşmaz'ı görüşmeye çağırmış. Onlar da kabul etmişler sanırım. Ancak tekrar ediyoruz. Buranın inisiyatifi Taksim dayanışmasıdır. Hülya Avşar bizi temsil edemez, Hasan Kaçan edemez, Necati Şaşmaz bizi temsil edemez. Onlara bu hakkı, bu görevi, bu yetkiyi biz vermedik. Tayyip Erdoğan da kendisi nasıl görüşmek, ne konuşmak istiyorsa ona göre isimler seçiyor biliyoruz. Ama biz heyetimizi göndermiştik. Bülent Arınç'la görüşmüştü. Tayyip Erdoğan buna rağmen talepleri görmediğini söylemişti. Bunun dışında tweetler gelmeye devam ediyor. Onları da bir yandan yenilemeye çalışıyorum. Mümkün oldukça çok hızlı geliyor çünkü. Taksim dayanışma heyetine davet geldi mi yoksa hala diye sormuş Neslihan. Tabii ki gelmedi şu anda Taksim dayanışmasına ama Tema'ya bir davet geldiğini biliyoruz. Tema'nın da buradaki inisiyatifin Taksim dayanışması olduğunu ve kendilerinin böyle bir yetkiyi almayacaklarını söylemişti. Greenpeace'te polis şiddeti durmadan bu görüşmeyi yapmamızın mümkün olmadığını söylemişti. Yapmalarının mümkün olmadığını söylemişti. Öte yandan dün Uluslararası Af Örgütü tüm dünyada eylem çağrısı yapmıştı. Birleşmiş Milletler'de sükunete çağırmıştı. Birazcık hafif açıklamaydı. Halkın polisi çarşı demişler. Hatta pek çok kişi artık diyor ki artık tehlikede olduğum zaman çarşıyı arayacağım diyor. Çarşıyla birlikte İstanbul'daki tüm taraftarlar dayanışmaya devam ediyor. Buradaki en güçlü taraftar grubu çarşı diyebiliriz ama dün Tek Yumruğu da burada stüdyomuzda konuk etmiştik. Fenerbahçelilerin Kadıköy'den Taksim'e yürüdüğünü biliyoruz. Hatta asla bir araya gelmez denen Göztepe ve Karşıyaka taraftarlarının İstanbul'a otobüsler kaldırarak geldiğini biliyoruz. Ve çarşı, Fenerbahçe, Galatasaray, bütün taraftarların artık burada dayanışma içinde olduğunu biliyoruz. Üstelik Çare Drogba sloganını bir Fenerbahçelinin AKM'ye astığını biliyoruz. Artık dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Çare Drogba sloganı. Çare Drogba sloganının kimin tarafından üretildiğini bilmediğini söylemişti. Dün yayınımıza konuk olan Tek Yumrukçu arkadaşımız. Kendisini aradıklarını söylemişti. Buradan belki bizi izliyordur, duyuralım. Tek Yumruk seni arıyor arkadaşım diyelim. Bu sloganı çok beğendiklerini söylemişlerdi. Çünkü Drogba'nın fil dişinde yaptığı faaliyetleri bildiklerini ve bu yüzden de kendilerine zaten saygı duydukları halde Taksim direnişi konusunda yaptığı açıklamalarla da Drogba'ya olan sevgisinin
sevgilerinin arttığını söylemişlerdi. Biz de elbette ki böyle onurlu futbolculara selam gönderelim. Tüm Galatasaray oyuncularına, Beşiktaş, Fenerbahçe, biz üç büyükler dediğimiz zaman hemen tepki alacağımı bildiğim için Türkiye'deki tüm liglerde oynayan futbol takımlarının taraftarlarına buradan çağrı yapalım. Dayanışmayla kendilerine selam gönderelim. Tayyipsiz hava sahası istiyoruz demişler. Yüzlerce avukat Ankara'da Kızılay'a doğru yürüyor. Her yer Taksim, her yer direniş sloganıyla bize tweet göndermişler. Ne tarafta eczacı ihtiyacı var demişler. Beyoğlu'nda bulunan internet üzerinden Beyoğlu'ndaki eczacılara ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarını da bulabilirsiniz. Kendileriyle irtibatta olmanızı tavsiye ederiz. Ama burada sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var, biliyoruz. Evet. Çağlayan Adliyesi'nden bir fotoğraf göndermişler. Barolar Birliği'nin Çağlayan Adliyesi'nde olduğunu söylemişler. Barolar Birliği dün gözaltına alınan 43 avukatın durumuyla ilgili olarak derhal uçağa binmiş, atlayıp gelmişti ve burada başsavcıyla görüşmüştü. Gençler sizi kutluyorum, destekliyorum demiş Osman Aziz Gülter. Burada gençler, yaşlılar, herkes burada ve dün Vali Mutlu aileleri gençlere sahip çıksın demişti. Ama aileler de buradaydı. Onlar birbirine sahip çıkıyorlardı. Dayanışma içindelerdi. Bu yüzden Vali Mutlu'ya da cevabı burada direnerek gösterdi çapulcular. Paris'ten direnişe selam gönderen çapulcumuz var. Taksim'de 15 gündür çukura düşen oldu mu acaba demiş Çağrı Cezaroğlu. Burada elbette 1 Mayıs'ta kutlama yapılmamasına gerekçe olarak çukura düşülebilir. İnsanlar oraya sığmayabilir. Taksim meydanına sığılmaz. Çünkü çok hayati tehlike var gibi açıklamalar yapmıştı Vali Mutlu. Ama biz öyle olmadığını 1 Mayıs günü de göstermiştik. 1 Mayıs günü de sendikalık olarak sokaklardaydık, Beşiktaş'taydık, Dolapdere'deydik, Talimhane'deydik, Şişli yönündeydik. Ve buraya yürümek isteyen iradeyi görüntülüyorduk, fotoğraflarını çekiyorduk. Ve 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nın neden 1 Mayıs alanı olduğunu aslında bu günlerdir süren direnişte göstermiş oluyor. Emekçilerin taleplerine en iyi haykırabilecekleri yerin Taksim Meydanı olduğunu, tarihsel bir misyonu olduğunu, 77 katliamının mekanı olduğunu ve bu yüzden burada kutlamamız gerektiğini, hem güncel olarak hem tarihsel olarak geleceğe karşı sorumlu olduğumuzu, bu yüzden 1 Mayıs'ta Taksim'de olmamız gerektiğini söylemiştik ve o yüzden de buradayız, o yüzden de Gezi Parkı'ndayız. 3-5 ağaç, evet meselemiz, bunun dışında bunlar da bizim ayrıca meselelerimiz. Gezi Parkı'ndan biraz bildirim yapayım size. Hala sükunetini koruyor Gezi Parkı'nda. Belki arkamdan görüyorsunuz, ailece burayı görmeye gelenler var. Burada çadırlarda kalanlar var. Ve gayet sakin, her yer tertemiz. Dünkü gaz bombaları, fişekler, plastik mermiler burada alandan temizlenmiş durumda. Gönüllü çapulcular sayesinde. Zaten günlerdir burada süren direnişin bu kadar insani bir şekilde sürdürülmesinin bir nedeni de artık hiç kimsenin yere izmarit atmaması, zaten çöp atmaması. Yanlışlıkla etrafta bulunan çöplerin de sürekli olarak Taksim Dayanışması gönüllüleri sayesinde toplanmasıydı. Yeni bir hayatın kurulmasının, herkesin ortak çalışarak, kolektif üretimle, kolektif birliktelikle mümkün olduğunu biliyorduk. Yeni bir hayatı da burada direnerek, deneyerek öğrendik, yanılarak öğrendik. Yeni bir hayatı kurduk diyebiliriz. En azından tohumlarını attık diyebiliriz. Can Öztürk yazmış ki, direniş boyunca çizgisini bozmayan tek bir kanal var, o da Flash TV. İç savaş çıksa dahi halay çekebilecek sağlam bir ekipleri var. Flash TV üstelik de İstanbul'u bilmeyenler için söyleyelim, Taksim'de bulunuyor.
Şişhane'de bulunuyor. Çok yakın Taksim Meydanı'na. Buna rağmen orada halaylar çekebiliyorlar. Zaten biz de burada halaylar çekiyoruz. Çok kişi halaylar çekti. Hatta pek çok fotoğrafımız var. BDP'lilerle birlikte Kemalistlerin çektiği fotoğrafları. Birisi zafer işareti yaparken diğerinin bayrak salladığı pek çok halay fotoğrafı bulabilirsiniz burada. Çünkü biz burada gülümsemeye devam ediyoruz. Müzik sesleriyle gülümsemeye devam ediyoruz. Hatta burada müzisyenler yeni besteler yaptılar. Duman'ın Eyvallah şarkısıyla başlayan Furya burada Gezi Parkı'nın içinde bizzat bulunanlar tarafından devam ettirildi, sürdürüldü ve hatta burada ressamlar kendilerine atölyeler açtılar, resim çizdiler. Bir çocuk parkı oluşturuldu. Çocuk parkında çocuklar sanatçılarla birlikte resim çizdiler. Dayanışma içinde herkes birbirine yapabileceği, öğretebileceği ne varsa onu gösterdi. Pek çok performans gösterileri oldu. Hatta biliyoruz ki Bursa'da örneğin drama atölyesi yapıldı. Yeni bir hayatı kurarken bizim bunlara ihtiyacımız vardı ve nasıl yapacağımızı direnerek, deneyerek görüyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz ama provokatörlere teşekkür ederim. Provokatörlere dikkat edin, onları dışlayın demişler. Yayındayız. Elbette burada provokasyon çok fazla oluyor. Bunun nedeni pek çok şey olabilir ama buradaki insanlar artık kaçmayı bile öğrendiler. Hiç kimse koşarak kaçmıyor. Artık yavaşça, ezilme tehlikesi olmuyor. Her zaman sakince insanlar kime inanacaklarını, kime inanmayacaklarını artık anlamış durumda.